AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde can kaybının 47.975'e yükseldiğini duyurdu. Çadır kentlerle ilgili bilgi veren Sezer, artçı sarsıntıların devam ettiğini ve ağır hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurguladı. Maalesef burada depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu Suriyeli kardeşlerimizin yoğunlukta olduğu insanlarımızın sayısında da artışlar var. 47.975 şu an itibariyle ölüm var. Bunlardan 6.278'i başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere yabancı uyruklu AFS'lerden oluşmaktadır. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölgede bizim yıkılacak ve ağır hasarlı binalarımız var. Özellikle ağır hasarlı binalarda vatandaşlarımızın buralara girmemeleri noktasında uyarılarımız, orta hasarlı binalara yine aynı şekilde dikkatli bir şekilde girmemeleri noktasındaki uyarılarımız devam ediyor. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatarsa, yaklaşık 16 bin artçı sarsıntı meydana geldiğini söyleyerek Kayseri'de meydana gelen depremlerin olağan olduğunu belirtti. Yaklaşık 16 bin civarında artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. Bu tabii artçı sarsıntıların son özellikle 10 gün içerisinde sayısında bir miktar düşme olmakla beraber halen hissedilir düzeyde bölgedeki deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hissedebileceği ölçüde bir takım artçı sarsıntıların meydana geldiğini biliyoruz. Son birkaç gündür de özellikle Kayseri civarında, İncesu civarında 7 Mart'ta önce 4.7 büyüklüğünde en büyüğü, arkasından da 10 Mart tarihinde 4.8 büyüklüğünde Hacılar merkezli depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Tabii bunlar çok olağan, özellikle Anadolu'daki bütün aktif hayatlarını dikkate aldığımızda bu tür yerlerde bu büyüklükteki depremlerin olması her zaman beklenebilecek bir şey.